Merhaba arkadaşlar. Sayfaya gelen sorulardan. Biraz detaylandırmak istedim bu soruyu ben. Şimdi ÖSYM'nin yeni bir soru taktiği var ardışık sayılarda. Eskiden ardışık 3 sayının toplamı şuydu buydu diye soruyor. Ardışık çift sayılarının toplamıydı diye soruyordu. Şimdi şöyle yapıyor. Böyle bir ifade veriyor. B eksi A, C eksi A gibi iyice karıştırmış gibi sorunun içine belli şeyler koyuyor. Oysa bunlar ardışık çift sayıymış. Ardışık çift sayı olduğunda her durumda mesela 2, 4, 6 olsa bunlar, 6, 8, 10 olsa, hatta 100, 102, 104 olsa her zaman ne var? A, B, C dediğimizde B'den A'yı çıkarttığımızda 2, C'den A'yı çıkarttığımızda 4 kalacak. Kesin bir bilgi. Sayılarla alakası yok yani. Sayılar ne olursa olsun şu 2 olacak, şu da 4 olacak. Yani A artı B artı C 2 çarpı 4 çarpı 6 olacak. Yani 48. Soru neye döndü? 3 ardışık çift sayı vardır. Bunların toplamı 48'dir. B nedir? Peki nasıl bulacağız? X'li y'li falan kullanmaya gerek yok. Kanalda bir video vardı. Ardışık sayıların karpuz formülü diye. Eğer sayılar tekse 3 tane sayı var. Yani tek 3'te ortadan bölüyorduk. 48, 3 tane sayı var. 48'i 3'e böldüğümüzde tam ortadaki sayıyı buluyoruz. A, B, C. Ortada B var. B'yi sormuş. Cevap 16.